Siirt'te Deva Partisi. Merhaba Yüreği Aydınlık dostlar. Güneydoğu'nun kadim kenti, bugün sizlere Siirt'ten sesleniyoruz. Malum yarın Siirt'te Deva Partisi 4. mitingini düzenleyecek. Hatırlayacağınız gibi ilk Gaziantep, sonra Gebze, daha sonra Yozgat ve yarın itibariyle de Siirt'te bir miting düzenleyecek. Bu aslında Türkiye'de bir seçim atmosferi yok. En yakın seçim olasılıklar içerisinde 8 ay sonra olacak ama Deva Partisi artık haftada bir miting yapmaya başladı. Ve bu biraz da siyasetin olağan dışı bir durumu olduğunu gösteriyor. Size biraz Siirt'ten bahsetmek istiyorum. Siirt politik anlamda oldukça kozmopolit bir şehir aslında. 2018 seçimlerine baktığımızda Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ın %49,5, Erdoğan'ın %42,8 aldığı bir kent. Yine 2018 seçimlerine baktığımızda değerli izleyiciler, HDP'nin %73, %51, Cumhur İttifakı'nın ise %42,5 oy aldığı bir kent olarak dikkatleri de çekiyor. Tabii yerel yönetimlerde 2019'da en son yaşanan seçimlerde Siirt merkez dahil 3 belediye HDP'de, 4 belediye Adalet Kalkınma Partisi'nde. Ama burada tabii ki Siirt bir büyük şehir değil, şehir merkezi HDP'de kalmış. Ama tabii tüm HDP'li belediyelerin başına gelen bu acı tablo, acı sonuç, kayyum atanması Siirt'te de yaşanmış. Genel itibariyle baktığımızda 2 milletvekili HDP'den, 1 milletvekili ise Adalet Kalkınma Partisi'nin olduğunu gözlemliyoruz. Adalet Kalkınma Partisi son dönem Siirt'te son seçimlerde yükselişe geçtiğinde dikkatlerden kaçmıyor. Tam da Deva Partisi böyle bir yerde Adalet Kalkınma Partisi'nin yoğun oy aldığı bir Güneydoğu şehrinde ben de varım mesajı verebilmek için yarın Ali Babacan bulunduğumuz meydanda Siirtlere seslenecek. Vereceği mesajlar önemli. Malum bir yanda altılı masa, bir yanda her geçen gün kötüleşen ekonomi, işsizlik, iş siyaset, kısacası bir dünya mesaj verecek. Daha önceki mitinglerini gözlemlediğimizde de her geçen bir miting daha önceki mitingden daha kalabalık olduğunda gözlemlediğimizi ifade etmek istiyorum değerli izleyiciler. Tabii yarın burada nasıl olacak? Alana baktığımızda alan yaklaşık 6000 metrekarelik bir alan. Teorik olarak buraya 15 bin veya 20 bin kişi arasında kişinin rahatla sığabileceği bir yerden bahsediyoruz. Ama tabii yarın ne olacak? Bunu yarın Siirtlere karar verecek. Deva partilerinin çalışması karar verecek. Ama edindiğimiz bilgiye göre de Deva Partiler oldukça yoğun bir çalışma gerçekleştirmişler. Bir yandan da miting hazırlıkları da devam ediyor. Geceden başladı miting hazırlıkları. Ve bu hazırlıklarda işte bayraklama, alan süslemesi, güvenliğin alınması, sahnenin kurulması, sahnenin birlikte billboardların hazırlanması, hepsi var. Tabii daha önceki Gaziantep ve Gebze'de olan engellemeler Siirt'te bu sefer yaşanmadığını biliyoruz. Biraz da herhalde iktidar valileri, iktidarın artık valileri diyoruz malum, devletin valisi kavramını maalesef partili cumhurbaşkanı sistemiyle biraz kaybettik. O engellemelere biraz vazgeçmişler gibi geliyor. Ve Siirt'ten hemen sonra da Trabzon'da miting olacak haftaya cumartesi günü. Bir sonraki, iki hafta sonra da değerli izleyiciler Erzurum miting olacak. Muhtemelen Deva Partisi'nin bir miting daha yapacağını düşünüyoruz. O da Akdeniz veya Ege, ama Ege daha ağırlıklı olacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii biz Siirtlerle, mitinge katılanlarla yarın konuşacağız. Partilerle konuşacağız. Sonuçta gözlemler çok önemli. Çünkü Siirt'te bir değişim yaşanıyor mu? Deva Partisi güçleniyor mu? Millet İttifakı güçleniyor mu? Ve keza burada güçlü bir blok halinde olan HDP seçmeni var. HDP seçmeninde bir artış var mı? Azalma var mı? Ve Adalet Kalkınma Partisi burada ne yapacak? Nasıl bir strateji izleyecek? Aynı zamanda Siirt'in de stratejik bir önemi var. Hatırlarsınız Adalet Kalkınma Partisi'nin ilk seçime girdiği 2002 seçimlerinde Siirt'te seçimler sandık usulsüzlüğünden dolayı iptal edildiğinden tekrarlanmıştı. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem Siirt'ten milletvekili seçilerek parlamentoya girmiş ve başbakan olmuştu. Aslında başbakanlığa giden yol Siirt'ten geçmişti. Tam da böyle bir dönemde Siirt'te olmak bizler için önemli. Bölge etnik olarak da Kürtçenin, Arapçanın ve Türkçenin yoğun bir şekilde konuşulduğu bir bölge. Hani etnik kimlikte, demografik dağılımda tam bu yönde. Ama bir huzur var, bir barış var. Mesela terör handikapının en az olduğu illerden birisi Güneydoğu illerinde. Sonuçta ekonomisi tarıma dayanan bir kentten bahsediyoruz. Ama oldukça ilginç, oldukça misafirperver bir il olduğunda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yarın miting meydanında yine sizlerle birlikte olacağız. Gözlemlerimizi, değerlendirmelerimizi konuklarımızla birlikte tek tek ele alacağız.
tam olarak Deva Partisi'nin Türkiye'de savunduğu bir arada yaşamayı yansıtan üç dilli bir şehir, bir barış kenti. Kürtüyle, Arabıyla, Türküyle, şehirlisiyle, köylüsüyle büyük bir dayanışma içerisinde yaşayan bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatı açısından kritik bir şehir ve bütün fedakarlığa ve verdiği desteğe rağmen 20 yıl sonra bugün itibariyle yol ve su sorunu çözememiş bir şehir. Bütün bu düşüncelerle teşkilatımızın da yüksek motivasyonuyla buradayız. Deva Partisi tabii ki şu anda baktığımızda meydanlarda miting organize eden tek siyasi parti bu yaz aylarında. Ama artık siz haftada bir mitinge döndünüz. Sanki ya bu pazar seçim var ya da bu ay sonu seçim varmış gibi. Bu heyecan, bu acele niye? Yani çok acele değil. Takriben 15 Kasım'dan sonra Türkiye'de miting yapmak çok zorlaşır bir 4 ay boyunca. Hani Aralık, Ocak, Şubat, yer yer yoğun yağışlı, yer yer eksi derecelerin görüldüğü birçok ilimiz var. Biraz bunun etkisi var. Biraz da hoşumuza gitti herhalde. Her bir meydanı doldurunca insanlar bizim Yozgat'ta miting yapma kararımızı bile cesaretle, cesur bir karar olarak tanımlamıştılar. Siz de oradaydınız. Yozgat mitingini nüfusa oranla belki Gaziantep ve Gebze'den daha iyi yapmış olabiliriz. Burada da yine nüfusa oranla bu meydanın dolup taşacağına olan inancımız da tam. Bir de açıkçası herhalde biraz da kas gücümüzü göstermek istiyoruz. Yani hiç seçim geçirmemiş bir partiyiz. Parti programımız, ekibimiz, kadromuz, eylem planlarımız büyük bir ilgi alaka görüyor. İnsanların anket firmalarına güveni yok. Geriye kalıyor üye sayımız ve bu tip miting ve yurt gezilerimiz. Sadece son bir ayda genel başkanımız 20 ili ziyaret etti. Genel merkez yöneticilerimiz 50'şer kişilik heyetlerle önce Kırıkkale, Edirne ve Tekirdağ, sonra da gelip Sakarya, Bolu, Yalova, Düzce, dün ve bugün de Diyarbakır, Mardin, Batman'da etkinlik yapıyor. Varlığımızı göstermek istiyoruz açıkçası. İktidar adayı olduğumuzu, bir barış sorunu olmadığımızı göstermek istiyoruz. 180 bini aşkın üyeyle en çok üye kaydeden, oransal ve rakamsal olarak üyesini en çok arttıran yeni partilerdeniz. Hatta bütün partiler arasında en iyisiyiz. Bugün basın toplantısında Siirt basınıyla bir tür iddiaya girdim. Eğer Deva Partisi Siirt'te AK Parti'den daha az oy alırsa onların benim adıma her türlü iddiaya girebileceklerini söyledim. Kaybederlerse ben onların sponsoru olacağım. Kazanırsak da gelip burada biryani yiyeceğiz. Büyük bir heyecan, yine bir coşkuyla, yine bir akşam hazırlıkları başladı. Ne düşünüyorsunuz? Yine biz heyecanlıyız. Her miting öncesi heyecanlıyız, bekliyoruz. Özellikle 7 bölgede 7 miting planlamıştınız ama ilk Antep'te başlamıştınız. Şimdi başka bir Güneydoğu ilinde devam ediyorsunuz. Bu programda bir hata mı var yoksa başka bir planlamanın içerisinde misiniz? Aslında tam da istediğimiz programdayız. Çünkü farkındaysanız arda arda şöyle yaptık. Önce Gaziantep, ardından Gebze, sonra Yozgat, şimdi buradayız, Siirt'teyiz, buradan Trabzon'a geçiyoruz, sonra da Erzurum. Aslında yaptığımız şey şu, Türkiye'nin her yerinde miting yapabilmek. Çünkü çok açık ki Deva Partisi bugün Türkiye'de her yerde miting yapabilen tek parti. Peki neden Siirt? Birkaç nedenden dolayı. Biliyorsunuz bizim bu birleştirici yerleri seçmemiz çok önemli. Siirt'te 3 tane dil konuşuluyor. Türkçe, Arapça ve Kürtçe. Ve bu kadim topraklarda yüzyıllardır insanlar bir arada yaşamış. Maalesef 1980'lerden sonra ortaya çıkan bu kutuplaştırma ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha da artan bu milliyetçi söylemlerle beraber birbirimizden uzaklaştık. Oysa Deva Partisi niçin kuruldu? Deva Partisi ayrışmayacağım, ayrıştırmayacağım diyerek kuruldu. İşte tam da Siirt gibi bir yer, Deva Partisi için çok doğru bir yer, miting yapmak için. Şimdi yarın bu meydanda miting gerçekleşecek. Yarın beklentiniz nedir? Bu meydanların tamamen dolması mı? Bir hedefiniz var mı? Biz 2-3 gündür sokaklardayız.
gördüğümüz şu, şu an Siirt'te miting yapacağımızı bilmeyen hiç kimse yok. Hatta il başkanımız şöyle yapıyor, şöyle bir sözü var. Diyor ki, hastanede eğer bilinç dışında değilse, bilinci kapalı değilse mutlaka bizi duymuştur. Dolayısıyla Siirt'te herkes bizi duymuş durumda. O yüzden beklentimiz de yüksek. Biz daha önce kendini kanıtlamış, rüstünü kanıtlamış bir partiyiz. O yüzden benzer bir kalabalığı da bugün burada bekliyoruz. Gelecekler. Evet, 23 derecenin değerli izleyicileri, Siirt mitingi hazırlıkları devam ediyor. Şimdi Deva Partisi Siirt İl Başkanı Sayın Umut Dayanan'la beraberiz. Umut Bey, neden Siirt? Heyecanlı mısınız? Heyecanımız yüksek. Burada miting yapma kararı bana 5 Eylül 2022 tarihinde Genel Merkez tarafından bildirilmişti. Yani izin başvurumuzu o gün yaptık ama 17 gündür yarını 18. sefer yarın icra etmiş olacağız. 17 gündür her gün uyumadan evvel bugünü icra ederek geçiriyoruz. Yarın inşallah 18. ve son günde finalimizi yapıp iyi bir organizasyonla Siirt'imize yakışır bir şekilde coşkulu bir mitingle mitingimizi icra etmeyi planlıyoruz. Peki Umut Bey, Siirt'te yarın ne bekliyorsunuz? Nasıl bir kalabalık bekliyorsunuz? Teşkilatlanmanız ne durumda? Sonuçta Güneydoğu'da ikinci miting aynı zamanda. Baktığımızda Deva Partisi dördüncü mitingi ve ikisini Güneydoğu'da gerçekleştiriyor. Ne mutlu ki dördüncüsü de size nasip oldu. Antep'i aslında çok biz böyle Güneydoğu'nun tam içinde hesaplamıyoruz. Aslında bu Güneydoğu'nun ilk mitingi. Biz öyle görüyoruz. Antep mitingi biraz daha Antep, biliyorsunuz, Akdeniz'e yakın ama Güneydoğu'nun içindeki ilk mitingimiz. Siirt, biliyorsunuz, üç dilli barış, kardeşlik ve huzur şehri olarak anılıyor. Biz teşkilatlanmaya başladığımız 1 Temmuz 2020'den bu yana Siirt'te bir demografik yapıyı doğru gözeterek Deva Partisi teşkilatlarını bir Siirt mozaiği şeklinde oluşturduk. Hamdolsun o günden bugüne yarattığımız, sokakta yarattığımız sinerjiyle, sokakta yurttaşla bir arada olarak onların sorunlarını her anlamda sözcüsü olarak Siirt'te iyi bir teşkilatlanma gerçekleştirdik ve bugün itibariyle teşkilatlanmamızı tamamladık. Onu söyleyebilirim size, mahalle temsilcilerimizi atadık, sandık görevlilerimizi belirliyoruz. Aslında biz bir nevi artık teşkilatlanmanın çok ötesine gittik, kurumsallaşmamızı da tamamlamış aşamadayız. Ben yarın Siirt'te daha adil, daha özgür, daha mutlu bir Türkiye idealine sahip bütün yurttaşlarımızın Arabından Kürdüne, Türküne bu meydanı hınç hınç dolduracağına dair inancım tam. İnşallah yarın bu meydanda biz demokrasi atılım derhal bugün sesiyle bu meydanı inleterek bütün Türkiye'ye net bir mesaj vermeyi planlıyoruz. Başkanım, peki taşıma olacak mı? Hani malum İktidar Partisi mitinglerinde ciddi bir taşımayla karşı karşıyayız. Mesela bugün Sakarya'da Erdoğan'ın toplantısı var ama çevrelilerden adeta seferberlik ilan edilmişti. Yarın Deva Partisi Siirt'te sadece Siirtlerden mi oluşacak? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz yeni bir partiyiz. Biliyorsunuz hazineden de yardım alamıyoruz. Bunun tamamını bağışlar ve partimize yapılan yardımlarla ve her il lokal olarak kendi yardımlarıyla gerçekleştiriyor. Bizim birincisi öyle bir taşıma için bir bütçemiz yok. İkincisi herhangi bir kamu kurumunun veya büyük iş insanların, müteşebbislerin desteği arkamızda değil. Başka insanlar bu dediğim şekilde gerçekleştiriyor olabilirler. Siirt'te yapılacak bir miting için memleketin 50-60 tane vilayetinden otobüslerin kalktığına şahit oldu Siirt. Ama şuna emin olun, Siirt teşkilatlarımızdaki azim ve heyecanı siz bugün gecenin bu saatinde, bakın diğer şehirlerde de bulunmuştunuz. Yaklaşık 100 kişilik şu an bir ekibimiz burada. Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor görevlilerin dışında. Heyecanımız çok yüksek. İlçelerimizden üyelerimiz kendi aileleriyle birlikte ve kendi imkanlarıyla birlikte, bir yerden bir müteahhit veya bir kamu kurumu desteğiyle değil, kendi imkanlarıyla, belki kendi evlerini geçindirecekleri paralarla bu meydanda daha özgür, daha adil bir Türkiye noktasında buluşmak maksadıyla buraya kendi imkanlarıyla gelecek kitlelerimiz. İlçelerimiz çok güçlü, ilçelerimizden çok güçlü katılım bekliyoruz. İl merkezinde bugün biz bir Mavi Yelekliler Yürüyüşü yaptık. Size denk gelemedik ama Mavi Yelekliler Yürüyüşümüze insanlar pencerelerden, balkonlardan, iş yerlerinden inanılmaz derecede olumlu tepkiler verdiler. Yarın bu meydanda olacaklarını bizlere ilettiler. Biz yarın bu meydanın
adı gibi tam da demokrasi meydanında demokrasi şölenine döneceğine inanıyoruz. Çünkü teşkilatlarımızdan bu enerjiyi alıyoruz, ilçelerimizden bu enerjiyi alıyoruz ve bu enerjiyi de alana yansıtmak suretiyle bütün Türkiye'ye çok net bir mesaj vereceğimizi düşünüyoruz. DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Tunahan Elmas'la birlikteyiz. Tunahan, seninle aslında bu dördüncü kez meydanlarda karşılaşmamız. Hep mitinglerden bir gün önce baktığımızda alanları süsleyen, güvenliğini sağlayan, sahne kurumlu olan etkin bir görevdesin. Yarın Siirt'te ne bekliyorsun ve daha önceki mitinglerle kıyasladığımızda Yozgat'ta, Gebze'de, Antep'te ne farklılık yaşanacak burada? Ya şöyle söyleyebilirim, Siirt'te 4 gündür Siirt'teyim ve yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Yoğun çalışmamızın içerisinde birçok programlarla alakalı saha ziyaretleri gerçekleştirdik. İnsanların düşüncelerini net bir şekilde gördük. Siirt'te bir kere gördüğümüz şey bizim net bir şekilde şuydu. Siirt'te çok ciddi bir şekilde, büyük bir şekilde insanların DEVA Partisi'ne yoğun bir ilgi gösterdiğini gördük. Mitingden haberdar olduklarını gördük. Ve ben şunu söyleyebilirim, birçok insan burada da işte şu an hala bayraklamamız devam ediyor. Birçok insan mitinge geleceğini söylüyor bize. Hatta bazıları inatla geleceğiz diyor. Yani hükümetin inadına geleceğiz diyor. Yani ben 4 mitingde 4 şehre hep 3-4 günü erkenden gittim. Şunu söyleyebilirim, Siirt'le alakalı beklentim günlerdir burada olduğu için çok yükseldi. Çünkü insanlarda, ulaştığım insanlarda çok fazla geleceğiz diyen insan var. Yarın ben burada açıkçası büyük bir izdiham bekliyorum. Yani alanları doldurmayı bırakın, taşıracağımızı düşünüyorum. Çok ümitliyim. Siirt'ten tüm Türkiye'ye güçlü bir mesaj vereceğiz. Çünkü Siirt bildiğiniz üzere, evet arkadaşlarımız bayraklama çalışmalarına da devam ediyorlar. Bazı siyasilerin, şu an mevcuttaki siyasilerin, bazı siyasetçilerin ilk siyasette büyük atılım yapma yerleri. İnşallah siyasi hikayelerinin başladığı yerden yarın Siirt'ten bir mesaj verip onların siyasi hikayelerinin yakın zamanda biteceğini de biz Siirt'ten duyuracağız. İddialı bir cümle. Erdoğan'ın özellikle 2002 seçimlerinde, tekrarlanan seçimlerde burada başbakanlık yolu açıldığını düşünürsek, biz burada yarınki yapılacak olan mitingde Ali Babacan'ın hangi fonksiyon, hangi görevi yol açılıyor diyebiliriz? Ben şunu söyleyebilirim, DEVA Partisi çok uzun soluklu bir parti ve bizim iktidar hikayemiz aslında bugün başlayan, bizim DEVA Partisi'ni kurduktan sonra başlayan yolculuğumuz bir iktidar yolculuğu. Ali Babacan'ın ve DEVA kadrolarının bu ülkeyi yönetme noktasında olacak. DEVA'nın iktidar yürüyüşündeki Siirt güçlü bir sesleniş olacak. Gerçekten Siirt'teki mitingin atmosferini gören herkes DEVA Partisi'nin gücünü ve toplumdaki etkisini de görmüş olacak. Bölgedeki etkisini de görmüş olacak. Ve Siirt baktığınız zaman bugünkü hükümetin en güçlü olduğu illerden biri, Güneydoğu'da en güçlü olduğu illerden biri. Hala milletvekili yerel seçimlerde Adalet Kalkınma Partisi %46.01 alarak bölgede en rekor aldığı yer. Tabii vekil çıkartabilme noktasında da ciddi bir güçleri var. Ama şunu söyleyebilirim ki onlar için çok ciddi bir seçimde tokat Siirt'ten gelecek. Çünkü bizim burada birçok arkadaşla da konuştuğumuzda, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Siirt'in damadı da oluyor. Enişteye buradan güçlü bir mesaj göndereceğiz dediler. Çünkü Siirt'e, Siirt halkına, yöre halkına gerçekten iktidarın hiçbir şey yapmadığını, hiçbir sorunları ile alakalı hiçbir çözüm önerisi, çözüm üretmediğini görmüş olduk. Biz Siirt'ten yarın tüm Türkiye'ye DEVA'nın iktidar yolculuğunda çok güçlü bir şekilde ayak seslerini duyuracağız inşallah. Siirt'te gerçekleşiyor. Ne için buradayız? Ali Baba'nın desteklemeye geldik. Muhteşem bir kalabalık ve ilgi var. DEVA için buradayız. Ali Bey, tabii konuşmasında böyle bir şiirsel bir anlatım yok. DEVA Partisi mitingini müthiş buldum. BDP'ye kullanmıştım. Şimdiye kadar hep Tayyip Erdoğan nasıl çıkardıysak onu indirip Ali Babacan'ı koyacağız. Buradaki halkı daha bir çekingen buldum. Kararımızı değiştirdim. Dışarıdan izleyen insanların görüşlerini aldım. Niçin buradayız? Duruma bağlı. Daha fazla insan katılıyor. En başta ekonomiden insanlar şikayetçi. DEVA Partisi'nin dördüncü mitingi bugün
Siirt'te gerçekleşiyor. Şu anda miting alanındayız. Evet, yavaş yavaş miting alanında donmaya başladı. Henüz Genel Başkan Ali Babacan sahneye çıkmadı. Ama şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki Deva Partisi bu mitingde Güneydoğu'da ben de varım demek istiyor. Sonuçta hem AKP'nin hem de HDP'nin güçlü olduğu bir şehirde siyasi anlamda kendi karşılığını bulmak istiyor. Şimdi birazdan vatandaşlara ve gazeteci meslektaşlarımıza, siyasetçilere de mikrofonu uzatacağız. Miting hakkında neler düşünüyor? Hepsini tek tek anlatmaya çalışacağız. Sol. Ama şunu gönül rahatlıkla söyleyebiliriz ki Deva Partisi aşağıda. Bu mitingiyle birlikte sanki bu pazar seçim varmış gibi yoğun bir tempoda çalışıyor. İşte dördüncü miting diyoruz ama haftaya Trabzon'da, bir sonraki haftada Erzurum'da bir miting gerçekleşecek. Hey. Bu normal bir durum değil. Şaban Seviç'teyiz, bizim TV Genel Yayın Yönetmeni. Şaban Bey, nasıl buldunuz? Vallahi ama yani Deva Partisi için Siirt çok iyi. Çok iyi kalabalık. Damlaları var ya, damlaları. Biraz da şaşırdım yani gerçekten. Ben bu bölgeleri HDP ile AK Parti arasında bölünmüş diye biliyordum. Ama şimdi HDP'nin de ciddi bir giriş yaptığını anlıyoruz. Kalabalıktan ve coşkudan. Peki Ali Bey'in konuşmasını nasıl biliyorsunuz? Şu anda meydanda konuşuyor ve siz de burada değerlendiriyorsunuz. Ali Bey tabii konuşmasında böyle bir şiirsel bir anlatım yok. Hani o da daha yeni lider. Tabii bu tür mitingleri yeni yapıyor. Meydanlar şahit. Ama şey, yürekten konuşuyor. Yani inanarak hem konuşuyor. Hem de ne kadar hızlı bitecek biliyor musunuz? İşte ya bölgenin sorunlarına, işte Türkiye'yi hani barıştıracağız, demokrasi getireceğiz diye. Bölgenin istediği şeyleri, bölgenin beklediği mesajları veriyor diye düşünüyorum. Ya. Ali Baba'nın desteklemeye geldik. Daha önce kime oy atmıştınız? Daha önce hiç kimseye veremedim. Nasıl yani, hiç oy kullanmadınız mı? Yok. Buralı mısınız? Efendim? Buralı mısınız? Yok. Şırnak. Şırnak'tan geldim. Şırnak'tan. Merak edip buraya geldim. Evet. Buyurun. Ne için buradasınız? Ne için buradayız? Evet. Ali Baba'nın için buradayız. Daha önce kime oy kullanmıştınız? Daha önce AK Parti'ye oy kullanmıştım. Neden şimdi değişti? Vallahi ne diyeyim sana? Meslek ne? Meslek çöpçü. Şöyle buradaki halkı daha bir çekingen buldum. Çekingen olmalarına rağmen konuşmak istiyor. Özellikle gençler ve kadınlar birazcık geri duruyorlar ama buradalar. Buraya böyle hani severek koşarak gelmişler. Neden konuşmadıklarını sorguladım kafamda. Zaten birisi söyledi, bizim üzerimizde çok baskı var. Hani içimizden geldiği gibi konuşamıyoruz. Bu ülkede yasaklar bitsin diyoruz dedi bir hanımefendi. Onu kameraya alamadım ama öyle söyledi. Bir şekilde değişime susamış herkes. Yozgat'la çok fark göremiyorum aslında. Çok büyük bir katılım var yine. Herkes değişimden yana oyunu kullanıyor. Ve artık Türkiye'de ekonomik yoksulluğun ve hukuksal yoksulluğun da sonuna geldiğini düşünüyor sanki. Benim gözlemim o yönde. Özellikle bölge Kürt seçmenin yoğun yaşadığı bölge, HDP'nin birinci olduğu bir bölge. Deva Partisi bu mitingde acaba tabanda karşılığı olacak mı? Siirt'te gözleminiz? Bence karşılığı olacak. Kürtçe konuşuyorum, Türkçe konuşamıyorum dedi birçok katılımcı. Çok rahat ifade edemiyor kendini. Yine HDP ile Deva yarışır burada diyorum ben. Hani HDP ile AK Parti demiyorum çünkü o AK Parti'ye giden seçmen de yok artık ben değişmekten yanayım demiş gibi duruyor. Buradan gözlemim o. Devam bir karşılığı olacak ama HDP'yi geçip geçemeyecek konusunda pek emin değilim. Evet, 23 derecenin değerli izleyicileri, Karaköprü Deva İlçe Başkanı Sabri Bey ile beraberiz. Sabri Bey, nasıl buldunuz mitingi? Biz Deva Partisi Siirt'te, bu güzel şehirde 4. mitingini yapıyor şu anda. Gerçekten gördüğüm manzara heyecan verici bir manzara. Deva Partisi mecliste olmayıp miting yapan ve kalabalıkları bir araya toplayabilen, Türkiye'nin geleceğine umut olan bir parti olduğunu Siirt'te, bu güzel şehirde de göstermiştir. Heyecanlıyız, kalabalık heyecanlı. Ali Babacan ve Deva Partisi kadrolarına çok büyük bir güvenin olduğunu görüyorum. İnşallah bu yürüyüş devam edecektir. Türkiye'yi özellikle bu ekonomik sıkıntıdan ve hukuk sıkıntısından kurtaracak Deva kadroları hazırdır. Ve gerçekten Siirt'teki bu miting bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Siirt'li tüm gönüldaşlara teşekkür ediyoruz.
adaleti çevireyim, sonra da ekonomiyi düzelteceğim. Deva Partisi 4. mitingi bugün Siirt'te gerçekleşiyor. 2. defa Güneydoğu'da gerçekleşiyor. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşündüğümüzü bence saha gösteriyor. Gerçekten muhteşem bir kalabalık ve ilgi var. Bugün biz güneşin doğduğu şehir olarak değerlendiriyoruz Siirt'ten. Çok anlamlı. Yani şu anda 20 yıldır ülkenin başında olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk parlamentoya girdiği şehir Siirt. Siirt'te Deva Partisi'ne olan bu ilgi artık değişim zamanının geldiğini, fazlasıyla geçtiğini gösteriyor. Bu nedenle son derece anlamlı ve kıymetli. Ben inanıyorum ki buradan yakılan bu meşale bütün Türkiye'yi aydınlatacak boyutta. Doğu'da, Siirt'te böyle muhteşem bir kalabalıkla bizleri karşılayan Siirt halkına ve bölge insanına şükranlarımızı arz ediyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? Çok teşekkürler. Siyasetçi için bundan daha güzel bir an, daha güzel yaşanabilecek bir duygu olamaz. Onu özellikle ifade edeyim. Niye buradayız? Ben buraya şeycim, Ali Babacan için gelmişim. Peki ne bekliyorsunuz Ali Babacan'dan Deva Partisi'ne? Onu bekliyorum, bize bir şey yapsın, bir çare yapsın, bir ekmek bulsun. Niçin buradayız? Biz yapacak insanı arıyoruz. Peki buldunuz mu? Dünyada tek Kur'an ise, Muhammed ise, Allah ise tek devlet dünyada belli olması lazım. Peki burada ne arıyorsunuz? Burada sadece eğlenmeye geldik. İzlemeye. Herkese, herkese geliyoruz ama bizi kurtaran dünyada bir numara olacağımızı bir devlet istiyoruz. Daha önce kim oy verdiniz? Biz AK Parti'ye verdik. Peki şimdi AK Parti'ye verecek misin? Şimdi vermiyorum. Peki hangi partiye vereceğim? Bakacağım duruma, kim kazansa ona vereceğim. Niçin buradayız? Başka ne diyeyim diyorduk abi. Peki daha önce kim oy veriyordunuz? Efendim? Kim oy veriyordunuz? Ali Babacan'ı. Ali Babacan'a vereceksiniz, anladım. Teşekkürler. Mitingi gözlemlediniz. Ali Bey'in konuşmalarına şahit oldunuz. Sizce nasıl bir mitingdi? Valla ben çok coşkulu gördüm açıkçası. Birçok kişiyle de görüştüm. Deva Partisi'ni bir kere gerçekten bir merak ediyorlar. Özellikle Babacan'ın söylediklerini dinliyorlar. Gördüğüm en başta ekonomiden insanlar şikayetçi. Ve özellikle Babacan'ın ekonomiyle ilgili ne söylediğini merak ediyorlar. Çünkü insanlar, ben de sorular sordum açıkçası. İşsizlikten çok muzdaripler, fiyatlardan muzdaripler. Aslında ekonomiyle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Siirt'te de sıkıntı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla özellikle gördüğüm kadarıyla Babacan'ın ekonomi tarafı güçlü görünüyor. Sadece miting alanı ciddi anlamda kalabalık. Miting alanı ile birlikte dışarıda da izleyenler çok fazla. Ben onları da merak ettim. Orada da gördüğüm kadarıyla çok dikkatli izliyorlar. Babacan'ın ne söylediğini, Sayın Babacan'ın ne söylediğini merak ediliyor. Ekonomiyle ilgili yine söylüyorum, özellikle ne söylediği merak ediliyor. Dışarıda duranlar, içinde korkanlar da var. Miting alanında görünmek istemeyenler var gördüğüm kadarıyla. Ama kulaklar gördüğüm kadarıyla Deva Partisi'nde Sayın Babacan'da ve ne söylediği merak ediliyor. Bence bu çok önemli. İşte biz bu ülkeyi 90'lara döndürmeye çalışanların karşısında dimdik dururuz. Hep beraber dururuz. Milletçe dururuz inşallah, milletçe. Ben aslında Vanlıyım biliyorsunuz. O yüzden bölgenin Deva Partisi olan ilgisini çok iyi biliyorum. Tam beklediğim gibi oldu. İnanılmaz coşkulu. Ben de biraz daha erken geldim. Diyarbakır'daydık hep beraber. O yüzden buraya geldik genel başkanımız olarak da. Arkası süper coşkulu. Ama zaten Siirt bayağıdır Deva'ya hazır ve Deva'yı istiyor. O yüzden tam bu sahneyi bugün burada görmüş olacak. Özellikle bölge insanısınız. Bölge insanına verilecek mesajlar ne olmalı? Ali Bey bunları verebiliyor mu? Ali Bey bunları kesinlikle genel başkanımız verebiliyor. Başından beri biliyorsunuz. Özellikle Kürt sorunu ile ilgili burada çok Diyarbakır Kongresi'yle başlayan ve ilerleyen zamanlarda Van ve benzeri yerlerde yaptığı açıklamalarla bu bölgenin her türlü hak ve özgürlüklerini teslim edeceğimize dair çok önemli açılış şeyler söyledi. Ve bölge insanının tam istediği şeyler bunlar. Bu işi çözerse yine zaten Deva Partisi çözer. O yüzden bölge için Deva çok iyidir diyorum. Nasıl buldunuz mitinginizi? Güzel, gayet güzel, coşkulu. İnsanlar biraz çekinceleri var, hala dışarıdalar, görüyor musun? Fark ettik. Neden girmek dışarıda kaldı? Sanırım siyasi korkular diyelim.
özgürlük, adalet diyoruz, deva diyoruz. Onun için, onların çekincelerini bitirmek için deva diyoruz. Deva Partisi 4. mitingi şu anda Siirt'te gerçekleştiriyor. Nasıl buldunuz mitingi? Süper, olağanüstü. Siirt buraya akmış durumda. Meydandaki bütün düzensizliğe ve zorluklara rağmen meydanın içi, dışı, yolu, kenar kaldırımlar, karşı apartmanlar dolu. Siirtlere çok teşekkür ediyoruz. Peki mesajları nasıl buldunuz Ali Bey'in Siirtlere, bölge halkına? İyi olacak. Hem bölgenin ihtiyaç duyduğu demokrasi, hukuk, insan hakları, Kürt meselesi hem de ekonomik gelişme yönünde önemli mesajlarımız olacak. Neden buradayız? Deva için buradayız bugün. Korkmasın insanlar, içeri gelebilsinler. Daha önce kim oy kullanmıştınız? Daha önce hiç oy kullanmadım. 24 yaşındayım. O yüzden daha önce hiç kimseye oy kullanmadım. İlk defa Deva Partisi'ne üye oldum. Niye buradayız? Ben, bizim inşallah bizim başkanımız yerine o sandalyeye çıkıyor. Peki daha önce kim oy kullandın amca? Tabi tuttun fakat zem olarak milleti mahvetti. O için ben bunu tercih ediyorum. Sen nasıl buldun öncelikle onu sorayım? Deva Partisi mitingini müthiş buldum. Bu coşku, bu kalabalık beklediğimden çok daha iyiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse 4. mitingimiz ve bu 4. mitingde bu kadar büyük bir kalabalığa hitap etmek bizim açımızdan müthişti. Yaparız, çok daha iyisini de yapacağız Allah'ın izniyle. Peki bölge halkı için nasıl bir örgütlenme modeli gerekiyor? Ali Babacan bunları karşılıyor mu? Ali Babacan bunları karşılıyor. Aslında şöyle bir şey var. Kürt toplumuna genel merkezde, genel kurul üyeleri olmak üzere bir sürü yerde şu anda Kürtlere yer verilmiş ve bunu alana yayıyorlar. Gerek pratik anlamda, gerek teori anlamda, tamamıyla hukuk anlamında, özgürlükçü devlet anlamında bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İl başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın halkın içinde halka dokunmaları, dirsek temasında olmaları sürekli. Deva Partisi'nin Kürt toplumunda, Kürt sorununa birebir çözüm üreteceğine inanıyorum ben. Miting için ben dış çeperdeki dışarıdan izleyen insanların görüşlerini aldım. Yani içeriye gelen zaten Deva'yı hani doğrudan destekleyen insanlar. Ama bir de dış çeperde dinleyen insanlar var. Onlara sorduk. Çoğu, özellikle memur olanlar, katılamadıklarını belirttiler. Çekindiklerini söylediler. Genel talep KHK'lar, adaletsizlikler ve ekonomi üzerine kurulu. Ve güven duyduklarını söylüyorlar Babacan'a. Böyle bir algı var dışarıdan. Yani çok az Siirtlere sorduğumuzda Siirt için çok geniş bir katılım olduğunu söylediler. Böyle bir durum söz konusu. Babacan'ın yaklaşımları da bölgeye daha fazla dokunan, Kürt sorununa özellikle dokunan bir mesaj ağırlığı var konuşmasında. Benim izlenimlerim böyle. Bundan sonraki miting Trabzon'da olacak ve Deva Partisi sanki ortada seçim varmış gibi yoğun bir şekilde çalışıyor siyasi partilerden farklı olarak. Siz bu mitingleri neye yürüyorsunuz? Yani seçim sonuçta 8 ay var ama yeni kurulan partilerin bir altyapı oluşturmaları gerekiyor. Ve toplumla tanışıklığı geliştirmeleri gerekiyor. Mesela diğer partiler daha önceden toplumla tanışan partiler. Ama sokağa inmesi, sokak mesajını ulaştırması gereken partiler yeni kurulan partiler. Çünkü medya, malumunuz ana akım medya çok fazla yer vermiyor bu gibi partilere. Dolayısıyla bu mitingleri erkenden başlatmaları stratejik olarak doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Karşılaşmaya gelmişiz de. Peki daha önce kim oy verdiniz amca? Allah bilir kime vermişiz. Şimdi kime vereceksiniz diye o zaman? Şimdi inşallah buna vereceğiz. Bu niçin gelmiş? Deva Partisi'ni, Ali Babacan'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Evet, Deva Partisi 4. mitingi bugün Siirt'te gerçekleşiyor. Coşkulu bir kalabalık var. Ali Bey Siirtlilere, bölge halkına da mesajlar veriyor. 4 mitinge de katıldın, 4 mitingi de gözlemledin. Siirt mitinginin diğerlerinden farkı ne? Siirt mitinginin diğerlerinden farkı, bizim mitingler gerçekleştikçe her bölgede farklı yoğunlukta tabii gerçekleşiyor. Alanın, bize tahsis edilen alanın yoğunluğuna göre değişiyor. Ve tabii bizler de daha tecrübeli oluyoruz. Miting yaptıkça daha tecrübeli oluyoruz. Burada Siirt'te 3-4 gündür Siirt'teydim. Halkın çok yoğun bir ilgisinin olduğunu ve mitingden haberdar olduğunu, %90 oranında mitingden haberdar olduğunu görmüştüm.
Bugünkü yoğunlukta tabii zaman arttıkça Ali Babacan meydanlardan seslendikçe daha fazla insan katılıyor. Katılan insanların coşkusu da artıyor. Buranın bence şu anki en büyük farkı coşkunun çok yoğun olması. Coşku gerçekten çok yoğun bir şekilde. Siz de gözlemliyorsunuz. Bu arada yine yol kenarlarında Siirt küçük bir yer olduğu için tabii herkes şeyden seyretmiyor alanı. İçeriden seyretmiyor, dışarıdan seyredenler de var. Arka tarafta beni sürekli arıyorlar. Burada izleyen oluştu, buraya yardımcı olun diye. Kapı girişlerinden çok yoğun bir şekilde girişler gerçekleşti. Dolayısıyla Siirt'ten biz güçlü bir mesaj veriyoruz. Siirt'te birçok insan bana şunu söylemişti. Biz buradan enişteye bir mesaj göndereceğiz demişti. Ben de burada gerçekten enişteye bir mesaj, eniştelerine Siirt halkının çok ciddi bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, biz göreve gelir gelmez ne yapacağız? Öncelikle şu ekonomik kriz var ya, kriz. İnşallah bunu çözeceğiz.